ölçüleri iyi bilmeli yoksa çok yanlış hükme varmış olur. Bu iki kelimeyle ifade ediliyor. İki tane kural çıkarılmış. İki tane hüküm çıkarılıyor. İslam hukukunda zaruretlerle alakalı bazı hükümler vardır. Mesela Allahü Teala haram olan yiyecekleri anlatıyor. Şunların şunların yenilmesi haram. Devamında ise فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَا <عَلَيْه> Ama kim bağı ve adi olmadan bunlardan yemek durumunda kalırsa ona bir günah yoktur. Bağı olmak ve adi olmak ne demek? Bağı olmak bizzat bu işe talip olmak. Mesela domuz eti haram kılınmıştır. Kişi severek isteyerek domuz eti yese haram bir şeyi yemiş olur. Ama zaruret halinde diyelim açlıktan ölme durumuna gelmiş başka yiyecek bir şey de yok. Doğrudan bunu yemeye talip değil. O anda yiyebilir mi? Yiyebilir. Hatta sadece yiyebilir değil yemesi gerekir. Hayatını devam ettirmesi için bir zorunluluk var. Peki doyuncaya kadar yiyebilir mi? Ayetin devamı da buna kayıt getiriyor. Ve velâ adin haddi aşmayacak şekilde. Yani böyle bir durumda kişi doyasıya yiyemez ancak ayakta kalacak kadar zaruret miktarıyla iktifa eder. İşte buradan İslam hukukunda iki tane kural çıkarılmış. Ayet-i kerimede bu iki kelimeyle ifade ediliyor. Gayra bagin ve la Buradan iki tane hüküm çıkarılıyor. Bunlardan birincisi şu. İnne darurat tübihul mahsurat. Zaruretler haramı bu hale getirir. İkinci vela adin haddi aşmamak oradan da şu hüküm çıkarılıyor. İnne darurete tugat daru bi gadriha. Zaruret kendi miktarınca takdir olunur. Yani e, zarurettir o halde fazla da yiyebilirim denilmez. Ölmeyecek kadar kişi o şekilde idare etmesi lazım. Zaruret konusu çok genişliği olan bir mesele. Mesela İçkiye müptela olan birisi zarurettir. O halde artık ben içebilirim diyemez. Kendini zorlayarak müptela olduğu şeyden kurtulmaya çalışacaktır. Veya diyelim ki içki fabrikasında çalışmak. İslamiyet içkiyi haram kılmıştır. Peki içki fabrikasında bir Müslüman çalışabilir mi? Hayır, çalışamaz. E peki başka yerde iş bulamamış, bu durumda çalışabilir mi? Ortada bir zaruret yok. Çünkü içki fabrikasında çalışan çok az insan vardır. Geri kalanlar bir yerde iş bulabildiğine göre bu da bir şekilde başka bir yerden iş bulabilecektir. İşte günümüz şartlarında bir Müslüman neyin zaruret neyin zaruret olmadığını iyi bilmeli, ölçüleri iyi bilmeli. Yoksa zarurettir, bir takım haramlar artık günümüzde helaldir diyecek olursa çok yanlış hükme varmış olur. Mesela bankalar günümüzün bir realitesi. Faiz her yerde var. Böyle bir durumda öyleyse zarurettir, öyleyse bize helaldir denilemez. Faiz haramdır. Kişi elden geldiğince bu haramdan uzak kalmaya çalışacaktır.